Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kasisli tırmanma parkurundayız. Epey bir zamandır Kasisli tırmanma parkuruna gelmiyorduk arkadaşlar. Dedim ki bugün bir Kasisli tırmanma parkuru yapalım. Ve bugün burada en iyi performansı gösterecek iki araba ailesini getirdim. Bakalım mı? Örümcek, parkuru gördük dostum. Çok güzel gözüküyor gerçekten Kasisli tırmanma parkurumuz. İstersen bir arabalara bakalım. Tanıdınız mı? Tabii ki arabacılar bilir abi. Renault ailesi vs Mitsubishi ailesi yapacağız. Renault ailesinden 4, Mitsubishi'den 4 araba bugün bizlerle. Hazırsanız arabalara bakalım. Daha sonra da parkura başlayalım. Burada Baldin arabası Mitsubishi L200 var. Bir pick-up araba. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Yanında Mitsubishi Pajero var. Yine bir SUV. Mitsubishi Lancer Evo. Çok hızlı bir spor araba. Burada Mitsubishi Elips var. Yine spor arabalardan. Burada Renault Fluence, Renault Captur, Renault Clio çok güzel gözüküyor. Captur içinde ve yine burada mükemmel bir araba. Ticari Panel One Master var. 4 Renault, 4 Mitsubishi ile şu güzel parkurda, Kasisli tırmanma parkurunda kahramanlarımızı izleyeceğiz. Hazırsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açtıysanız örümcek başlasın. Renault Captur'u kullansın. Kasisli tırmanma parkurlarını biliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz dik oluyor gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar ve finish noktasına kadar ulaşmaya çalışacaklar. Eğer aşağı düşen olursa zaten diskalifiye ve motorlarının gücü çok iyi olması lazım bu parkurda. Captur'u izliyorsunuz. Oy, ilk kasiste bir zorluk hissettim. Devam ediyor ve arabada bakın her yerlerde lastikte iz görüyorsanız arkadaşlar, patinajisi, bak izleri görüyorsunuz değil mi yerde? Eğer o izleri görüyorsanız bilin ki araba zorlanıyor demektir arkadaşlar. Ve gerçekten şu an Renault Captur iyi gidiyor gibi gözüküyor ama zorlandığını anlayabiliyorsunuzdur zaten. Lastiklerden duman çıkıyor ve yerde lastiklerin izleri var. Bunlar demektir ki zorlanıyor demektir arkadaşlar. Ama Captur zorlanmasına rağmen çok iyi bir performans sergiliyor şimdilik. Örümceğe güveniyorum arkadaşlar. Ya bu parkuru bitireceğine inancım tam. Sizin favori arabanız hangisi bilmiyorum ama çok dikkatli bir şekilde izleyin. Arabanızın parkuru bitirmesi çok önemli arkadaşlar. Bakalım kimler bilecek? Yorumlara bakacağım ve kalp atacağım yorum yapanlara. Her zamanki gibi şu an için Captur devam ediyor performansını örümcekle. Ya iyi gidiyor gibi gözüküyor ve muhtemelen bitirecek arkadaşlar. Captur'a dedim size başta ama zorlanıyor ama bitirir ve de zaten parkuru bitirdi. Helal olsun abi, olay bu kadar basit işte. Renault Captur'un performansı gerçekten Kasisli tırmanma parkurundan muhteşemdi. Hazır mıyız? O zaman bir Mitsubishi izlememiz gerekiyor çünkü. Örümcek dostum, tebrik ediyorum seni. Burada bekle, bir Mitsubishi ile gelelim biz de. Baldi kullansın L200'ü. Güzel bir pick-up arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Çok sevilen, ülkemizde çok kullanılan, çok güzel bir Mitsubishi ailesinin arabalarından bir tanesi. Bakalım Baldi bugün neler yapacak. Rahat çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ya sonuçta bir pick-up'lasınız. Ya pick-up burayı çıkamayacak da kim çıkacak abi? Ben mi çıkacağım? Tabii pick-up çıkacağım. Uyuy, bak çıkarken dikkat ediyor musunuz? Önü kalkıyor arabanın. O ne abi öyle ya? Bak. Önünü kaldırarak çıkıyor. Enteresan. Abi araba müthiş ya. Gerçekten çok güzel performans gösteriyor arkadaşlar. Araba önü kalka kalka çıkıyor. O kadar güçlü ki. Bakın görüyor musunuz? Abi böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Şu an bayağı performansı iyi diyebilirim sizlere. Baldi ile Mitsubishi L200'ün biraz garip gidiyor farkındasınızdır ama performansı iyi arkadaşlar. Merak etmeyin, bu arabanın buraya çıkamama gibi bir ihtimali yok. L200'cüler rahat olabilir, sevinebilir. Hiç merak etmeyin. Şu an için oho, muhteşem. Aman abi sakin. Yan. Kaydırım arabayı. Oo, L200 biraz zorlanmaya başladı. Tamam. Sakin. Hemen tekrar bir dönüş yap. Çok aşağı inmeden. İnerse diskalifiye olur çünkü. Tekrar bir deneme yapıyor şu an için Mitsubishi L200.
Ooo çıktı. Yine kaydırsaydı biliyorsunuz diskalifiye olacaktı. Ve çok daha aşağı kaydırsa ikinci deneme hakkı zaten olmayacaktı. Ama hemen etrafında dönüp test ettiği için, aynı yerde çıkmayı denediği için başarılı oldu ve güzel bir performans geldi. Şimdi Renault ailesinden bir Clio izleyeceğiz arkadaşlar. Bir Renault, bir Mitsubishi. Şu ana kadar her şey yolunda. O zaman Clio'yu bir izleyelim bakalım. Kastesi tırmanma parkuru da neler yapacak. Umarım bitirebilir. Abi parkur gerçekten çok zorlu arkadaşlar. Arabaların performansının çok iyi olması lazım bu parkurda. Ki parkuru bitirebilsin. Yoksa sıkıntı. Of of of, çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor abi. Ve Clio size bir şey değil mi? Şu ankiler arasında en rahat çıkan diyebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Baksanıza abi. Hiç zorlanmıyor ki bu araba. Ve çok rahat bir şekilde tırmanıyor. Ve lastik izlerinin olmadığını görüyorsunuz. Bu ne demekti? Zorlanmıyor. Performansı yüksek. Bu parkur için gayet yeterli demekti arkadaşlar. Ve görüyorsunuz zaten Renault Clio'nun performansı gerçekten çok güzel. Ama tabii sonucu görmedik. Hemen sevinmeyelim. Bir bitirsin parkuru. Bir görelim ondan sonra abi. Ama ya buradan sonra diskalifiye olma gibi bir ihtimal yok arkadaşlar. Size onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve Renault Clio. Gerçekten çok güzel be. Helal olsun diyorum Renault Clio'ya. Ben bayağı beğendim performansını. Çok güzeldi. Captur'dan ve L200'den daha iyi bir performans sergiledi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. O zaman hazırsanız Mitsubishi'ler gelsin bir elips. Bu da yine çok çok özel arabalardan, yine Hızlı ve Öfkeli filminde vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da Tokyo Drift'te vardı. İkisinden birinde Mitsubishi Elips vardı, Hızlı ve Öfkeli'de vardı. Çok güzel bir araba. Yollarda görme ihtimaliniz olmayan bir araba arkadaşlar. Çok nadir. Koleksiyon arabalardan bir tanesi. Bakalım Mitsubishi Elips. En ufak zorlanma olacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya çok rahat çıkacaktır. Zaten görüyorsunuz abi. Bir zıplayınca direkt kasisi zaten geçiyor zıplayarak. Uçarak geçiyor daha doğrusu. Ve çok güçlü bir araba. Bakalım Recep abinin performansı nasıl olacak. Abi ya bu araba bitirmesini de kim bitirsin? O kadar güzel ki baksanıza görüntüye. Çok güzel uçuyor. Gerçekten kasisleri bu kadar rahat geçmesine şaşırmadım arkadaşlar. Zaten Mitsubishi Elips'ten bunu bekliyordum ben. Çok güzel performans, çok güçlü, hızlı bir araba. Ama eski bir araba. Bu yeni bir araba değil arkadaşlar. Yeni gibi gözükebilir size. Ama bu araba eski bir araba. Yeni bir araba değil. Ama çok özel, çok pahalı, nadir ve koleksiyon bir araba. Ve Recep abinin performansı çok rahat abi ya. Düz yolda gider gibi bitirdi Recep abi resmen. Ve şu ana kadar 2 Renault, 2 Mitsubishi ailesinden araba parkurda başarılı oldu. Çok iyi gidiyoruz şimdi. Helal olsun hepsine. Ve sırada bir Renault Fluence var. Yine Renault ailesinin ülkemizde en çok kullanılan arabalarının başında geliyor. Bakalım performansı Fluence'in nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım Fluence'çiler. Hadi bakayım. Hadi bakayım, göster gücünü Fluence. Güzel, gayet rahat. Güzel abi, çok güzel çıkıyor dikkat ettiyseniz. Ya bu arabanın bu parkurda diskalifiye olma şansı var mı sizce? Tabii ki yok. Çok rahat gidiyor çünkü. Ama işte bazen hata yapabiliyorlar arkadaşlar. Çok rahat gidenler de hata yapıyor. Aşağı düşebiliyor, taklatabiliyor. Ya bu da diskalifiye olmasına sebebiyet veriyor. Ama şöyle baktığımızda bu arabanın bu parkuru bitirememe ihtimali sıfır. Gerçekten sıfır arkadaşlar. Birazcık ufak ufak zorlanmalar başladı dikkat ettiyseniz, ama o çok mühim değil. Çok rahat bir şekilde yine de burayı tırmanıyor gördüğünüz gibi Renault Fluence. Gerçekten helal olsun diyorum Fluence'e. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Görüyorsunuz, daha ne olsun? Gerçekten daha ne olsun? Mükemmel bir performans Renault Fluence'den geldi. Şu ana kadar 3 tane Renault ailesi araba yarıştı. 3'ü de bitirdi abi. Bu nasıl bir performans? Yani kasisi tırmanma parkurunda genelde diskalifiye biraz fazla olur. Ama bugün Renault ailesi çok güçlü olduğunu bir kez daha ispatladı. Şimdi Mitsubishi ailesinden çok güzel bir araba. Bir SUV, bir Jeep, bir 4x4, bir off-road rally arabası. Çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Mitsubishi Pajero izleyeceksiniz. Bakalım Thor neler yapacak. Kasisi tırmanma parkuru devam ediyor tüm hızıyla. Bakalım Thor bitirebilecek mi?
Oo, bundan biraz korkuyorum. Çok güçlü bir araba ama ağır araba ya arkadaşlar. Ağır olduğu için çıkamazsa diye korkuyorum biraz. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten korkuyorum. Umarım öyle bir sıkıntı olmaz ama olmayacak gibi gözüküyor. Baksana abi ya. Şu çıkışa bakın ya. Hiç mi zorlanmaz? Gerçekten zorlanmıyor. Bakın uçuşa bakın şimdi. Bir uçuyor. Zaten kasisin ortasına geliyor. Ve mükemmel bir hızlanması var. Çok güçlü bir araba. Gerçekten aşırı iyi. Mitsubishi ailesinin zaten bildiğim kadarıyla bir Outlander diye bir SUV'si var. Bir de bu Pajero var. Bunun dışında bir de ASX var. 3 tane falan zaten Jeep'i var. SUV'si var Mitsubishi'nin. Bildiğim kadarıyla dediğim gibi. Üçünden bir tanesi ve en bilineni diyebilirim. Ve zaten görüyorsunuz. Uça uça kasisli tırmanma parkurunu bitirdi. Bu kadar da olmaz abi. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle görüyorsunuz, tablo muhteşem. 3-3. Hepsi başarılı. Diskalifiye 0. Şimdi bir master izleyelim o zaman. Bak bu birazcık sıkıntı olabilir. Söyleyeyim size şimdiden. Abi genelde ticariler, büyük panelvanlar kasisli tırmanma parkurlarında çok iyi iş yapamıyor. Hatırlarsınız zaten. Genelde zayıf kalıyorlar. Ama bilmiyorum, bakacağız. Renault Master'ı bir izleyelim. Bir görelim. Daha sonra sonuca bakarız zaten. Haydi bakalım. Yukarı doğru. Güzel güzel gidiyor. Vallahi Deadpool bu işi yapacak gibi duruyor. Abi baksana. Abi uçunca kasisin ortasına kadar ilerleyebiliyor zaten. Bak 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 bak. Vay be. Çok iyisin. Mükemmelsin. Gerçekten çok güzel. Abi Renault Master'a bakın ya. Kocaman bir araba nasıl bu kadar rahat gidebilir? Arkasında yük yok bu arada. Çünkü yük olursa saçma olur. Güç zor olur yani onun için. Haksızlık olur. O yüzden arka tarafta herhangi bir yük yok arkadaşlar. Yüksüz bir şekilde Master çıkıyor. Kasisli tırmanma parkurunu. Ve en iyi şekilde çıkıyor. Helal olsun abi. Olay bu kadar basit. Görüyorsunuz. Buradan sonra zaten kolay kolay diskalifiye gelme ihtimali yok. Ve Renault Master. Muhteşemsin. Bugün Renault ailesinden 4 araba yarıştı. 4'ü de başarılı. Mitsubishi ailesinden de son performansı izleyeceğiz şimdi. Mitsubishi Lancer Evolution. Evo yani kısaltılması. Çok güzel. Çok hızlı bir araba. Efsane bir araba arkadaşlar. Bakalım Batman neler yapacak. Bu araba diskalifiye olursa arkadaşlar, şu an burada bu videoyu bırakırım, söyleyeyim size. Bu arabanın diskalifiye olma ihtimali dahi yok abi ya. Evo bitiremezse hiçbiri bitiremez arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. Evo gücü diyoruz. Bak şu an çıkışa bakın. Mükemmel abi. İçeriden sürme Batman. Abi içeriden sürersen vallahi diskalifiye olursun. Karışmam sonra. Vallahi büyük konuştum. Karışmam yani. Bitiremezse falan dedik. Şimdi içeriden sürüyor ara ara arkadaşlar. Çünkü diskalifiye olabilir. Tehlikeli içeriden sürmek bu tarz parkurlarda. Önünü göremiyorsun ki. İçeriden sürüp ne yapacaksın? Çok iyi gidiyor. Artık son performansa bakıyoruz. Evo bitirirse gerçekten çok güzel olacak ki zaten kasisin sonu gözüktü. Ve mükemmel çıkıyor ya. Gerçekten helal olsun. Hiç mi zorlanmaz? Gerçekten zorlanmadı. Mitsubishi ailesi de, Renault ailesi de bugün kasisli tırmanma parkurunda inanılmaz iyiydi. Hepsi başarılı. En ufak zorluk yok. Gerçi birazcık L2 zorlandı ama yine de parkuru bitirmesini bildi. Bugün Mitsubishi ailesinden favorabınız hangisi ya da Renault ailesinin hangisi bilmiyorum. Yorumlarınıza baktığınızda göreceğim. Siz yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.